iktidarın getirdiği rehavet var partinin üzerinde. Burada da bu var, her yerde var. Onu söyleyeyim. Kurban Bayramı'nın ilk gününde AK Parti Edirne İl Teşkilatı'nda bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşmaya Milletvekili Rafet Sezen, İl Başkanı İlyas Akmeşe, eski dönem Milletvekili Necdet Budak, Gençlik Kolları Başkanı Tarık Hatipler ve 2014 yılı Belediye Başkan Adayı Ahmet Günşen katıldı. Başkan Adayı Ahmet Günşen, hoş geldiniz. Edirne AK Parti Milletvekili Rafet Sezen, tüm inananların bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında, Arakan'da ve dünyanın diğer coğrafyalarında zulüm gören Müslümanların acılarının dinmesi temennisinde bulundu. Bayramınız mübarek olsun. Allah nice bayramlar inşallah birlik beraberlik içerisinde ülkemizi ve İslam alemini huzur ortamında sağlayarak hayırlara vesile etmesini diliyorum. Bu bayramın dünya Müslümanlarına ve mazlumlara hayırlar getirmesini canı yürekten temenni ediyorum. İnşallah bu bayram bu zulmün Arakan'daki ve diğer dünya ülkelerindeki garip, guraba ve mazlumların huzur bulduğu bir ortama doğru götürmesini diliyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her toplantısında, her konuşmasında sadece Türk milleti değil, tüm dünyadaki mazlumların sesi olduğumuzu ifade ediyor ve bunlara da sürekli kucak açarak her türlü desteği sağlamaya çalışıyor. Milletvekili Sezen, buğdayda hasat zamanında gerçekleşen olaylar nedeniyle öz eleştiri yapmaları gerektiğini dile getirip, ayçiçeği fiyatı konusunda da üreticinin istediğinin olduğunu, muhalefetten dahi övgü aldıklarını söyledi. Buğdayda yaşanan olayları başında hiçbirimiz tahmin edemedik ama 26 Temmuz günü, 26 Haziran günü buğdayda fonların düşürülmesini kim emretti, nasıl oldu onu hala çözebilmiş değiliz. Ben Tarım Komisyonu üyesiyim. Bunun cevabını alamadım. Bu bir parti içi meseledir, öz eleştiridir. Ayçiçeğinde olumlu sonuca ulaşmamıza sebep benim ekonomi bakanımız Allah razı olsun Niyaz Zeybekçik'le birebir görüşmelerim olumlu sonuç verdi. Bizim verdiğimiz fiyat da piyasada çok olumlu karşılandı. Bir haftadır aldığımız olumlu sonuçlar buradan geliyor. Hatta ilk defa muhalefet milletvekilinin işte teşekkür ettiğini bir konuda gördük. Edirne'de AK Parti'yi topluma iyi anlatamadıklarını ifade eden Milletvekili Rafet Sezen, 15 senedir iktidardayız ve iktidarın getirdiği bir rehavet var burada. İnşallah bundan sonra teşkilatlarımız şevkle, heyecanla çalışırlar, mücadele ederler. Birlik ve beraberliği sağlayarak kırgınlıkların çözülmesi lazım dedi. Edirne'de kendimizi anlatamadığımız, kendimizi savunmada eksiklerimiz olduğu açık ortaya erdi. Bunun sebepleri var. Çok güçlü bir partiyiz. 15 senedir iktidardayız. İktidarın getirdiği rehavet var partinin üzerinde. Burada da bu var, her yerde var. Onu söyleyeyim. İnşallah bundan sonra teşkilatlarımız çok daha böyle heyecanla, şevkle çalışırlar, mücadele ederler. Hep birlikte gayret ederiz. Birlik beraberliği de sağlayarak ben hep bunu söylemeye çalışıyorum. Başından bu tarafa, bu görevde olduğum sürece. Kardeşlik ruhunu, birlik beraberlik ruhunu oluşturarak yola devam etmemiz lazım. 22. dönem AK Parti Edirne Milletvekili Necdet Budaksa tüm üyelerin bayramını kutladı. Bütün arkadaşlarımızın, AK Parti ailesinin bayramını tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Bayramlaşmada konuşan il başkanı ise ilçe kongrelerinin Eylül ayının 9'unda başlayacağını söyledi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yeni bir sürece girdik. 4 Temmuz'dan itibaren teşkilatlarımızda kongre süreci başladı. Delege seçimlerimizi bitirdik.